Bizon TV'ye hoş geldiniz. Bizon Sağlık'ta bu hafta Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden diş hekimi, doktor, öğretim üyesi Cansın Çelebi ile birlikteyiz. Dişe dair ne varsa merak edilenleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Giriş böyle uzun olduğu için biraz söyleyemedim. Adınızı tekrar söyleyeyim. Cansın Çelebi. Çok güzel bir adınız var. Teşekkür ederim. Nedir Cansın'ın anlamı? Cana yakın demek. Cansın. Cansın. Evet. Doğru. Şimdi hocam, diş deyince böyle aslında hepimizin merak ettiği o kadar çok şey var ki, o yüzden ben sorularla başlayayım. Şimdi önce bir tanımla başlayalım biz dişle alakalı konularımıza. Lamina tanımıyla başlayalım. Lamina nedir, neden kullanılır, her hastaya uygun mudur? Bunun tanımıyla dilerseniz başlayalım. Şöyle anlatayım. Lamina dişlerin sadece ön yüzeyinde yaptığımız aşındırmalarla, bazen aşındırma da yapmadığımız durumlar oluyor. 0-1 milimden biraz daha kalın porselen kalınlıkları, sadece dişlerin ön yüzeyine yapıştırdığımız porselenler. Hmm. Yani porselen kaplama gibi dişin tamamını sarmıyor ama hastanın dişlerinin ön görünen yüzeylerini kapatıyor. Bu nasıl bir avantaj sağlıyor? Hastanın dişlerinin dizilimi çok güzel ama dişlerinin rengini sevmiyor olabilir. Daha çok şeklini sevmiyor olabilir. Dişlerinin daha büyük görünmesini istiyor olabilir. Daha çok önde görünüyor olmasını isteyebilir. Bu durumlarda laminayı tercih ediyoruz. Hem hastanın daha az dişinde aşındırma yapıyoruz. Bazen hiç yapmaya da biliyoruz. Bunları tercih ediyoruz. Hocam şimdi bu söyledikleriniz önceden telle yapılıyordu. Şu anda telin yerine geçti diyebilir miyiz bu? Şöyle, tel tedavisi hala yapılıyor ve başarılı bir tedavi. Bu tel tedavisinden sonra da yapılabilir. Yani tel tedavisiyle dişleri bir yere getirdiniz. Yani hastanın çenesinin içinde düzgün bir pozisyonu aldınız. Ama hasta hala mutlu değil. Yani dişlerinin kendi görüntüsünü sevmiyor. Hmm. Yani bu şey gibi, cilt renginizi daha koyu istiyorsunuz. O zaman koyu, daha bronzlaşıyorsunuz gibi düşünün. Yani dişinizin kendi görüntüsü güzel ama siz daha doğrusu güzel demeyeyim. Siz beğenmiyorsunuz. Siz beğenmiyorsunuz. Şeklinde bir değişiklik var. Tamamen estetik bir yaklaşım. Yani dişin görünüşünün değiştirilmesi. Yani tel tedavisinden farklı aslında. Tel tedavisi biraz daha sağlık problemleriyle alakalı. Estetik biraz daha amaçlı da olabilir ama lamina hani tamamen estetik amaçlı. Dişlerin renginin, görüntüsünün ve boyutunun değiştirildiği, aslında gülüş tasarımı dediğimiz, yani gülüşünün değiştirildiği, konuştuğundaki hani diş yapısının, görüntüsünün değiştiği işlemler. Bu lamina tedavisi dediğimiz uygulamayla insanların gülüşünü de değiştirebiliriz o zaman. Yani zaten çoğunlukla bu tarz işlemler, bu hastalarda onu yapıyoruz. Hastanın bütün dişleri var. Dişlerin yapısı aslında dişlerin yeri olduğu yerinde ve güzel, yani bizim için doğru pozisyonlarda. Ama hasta diş görüntüsünden rahatsız. Hmm. O zaman diyoruz ki dişinin şeklini büyütebiliriz, öne alabiliriz, daha uzun gösterebiliriz. Bazı hastalar mesela diyor ki ön iki dişimi daha uzun görmek istiyorum. Köpek dişlerimin daha sivri olmasını istiyorum. Dişlerim güzel ama sanki biraz geride, hani biraz daha önde olabilir mi? Eğer bu lamina ile mümkünse, çünkü laminanın da 1 milime kadar ya da 1,5 milime kadar bir kalınlık sağlayabilme olasılığı var. O zaman laminayı kullanıyoruz. Peki bu lamina dediğimiz uygulama her yaş için uygun mudur, yoksa belli bir kriteri var mı? Bu tamamen estetik bir işlem. Dolayısıyla hastanın kendi karar verme yaşına gelmesi lazım. Yani nedir? En az 18 yaşını geçmiş olması lazım. Ben eğer çok çapraşıklığı varsa, işte ben dişlerimi değiştirmek istiyorum diyorsa hasta, öncesinde diyorum ki bir ortodontik tedavi gör. Bir dişlerini beyazlatalım. Kendi dişlerini hala beğenmiyorsan, evet biz laminayla onu istediğin yere getirelim. Ama çoğu hastada zaten iyi bir tedaviyle, ortodontik tedaviyle, yani dişler doğru yere geldiğinde ve beyazlatma yapıldığında hasta beğeniyor. Beğenmediği durumlarda da bunu yapıyoruz. Yani hastanın yaşı 18 yaşından büyük olacak. Dişlerinde çok fazla dolgu işlemleri, işte aşınmalar olmayacak. Hastanın diş sıkma problemi varsa eğer, onu ya biraz azaltmamız lazım, yani önleyebiliyor olmamız lazım. Yoksa ona, o gibi hastaları da yapamayız. Hani böyle belli başlı kriterleri var. Peki bu lamina ile alakalı son sorum olsun. Bu uygulama yapılınca tamamen kalıcı mı, yoksa? Kalıcı. Yani şöyle bir algı var lamina ile ilgili. Dişlere hiç zarar vermez. Dişlerin ön yüzeyine yapıştırılır. Evet, böyle olabilir ama onu dişin ön yüzeyine yapıştırdıktan sonra çıkarma şansınız yok. Yani bir takma tırnak gibi değil. O artık orada kalıyor.
Ve dişe yapılan her işlem estetik bir iş, estetik işlem daha doğrusu, geri dönüşü olmayan işlem, burun ameliyatı gibi. Yani bir kere yaptırdınız, geri dönüşü yok. Onu beğenmediğinizde ya da yıllar sonra ben sıkıldım bunu çıkarmak istiyorum dediğiniz, aslında tekrar laminayı yeniden yaptırmanız gerekebilir veya işte onu tam proteze, tam porselen proteze çevirmeniz gerekebilir. Peki şimdi bu laminayla doğru karar vermek lazım. Çünkü estetik diyorsunuz ve geri dönüşü olmayan bir uygulama aslında. Herhangi bir zararı var mı dişe? Yani diş yüzeyinde aşındırma yapıyoruz ama tabii ki biz bu aşındırmanın ne derece zarar verip vermeyeceğini bildiğimiz için ve hastanın da diş etini ve dişini koruyacağımız için bir zararı yok. Ama hastanın tabii ki iyi bakıyor, iyi temizliyor olması lazım. Hani porselen yaptım, dişim çürümez nasıl olsa yaklaşımıyla temizlemiyorsa o dişine hasta zarar verebilir. Evet, yani her uygulama gibi sonrasında nasıl baktığına bağlı. Laminayı burada noktalayalım. Şimdi aslında siz de konuşmanız esnasında bahsettiniz. Bu diş beyazlatma çok popüler. Özellikle böyle televizyon yıldızlarında görüyoruz, ünlü simalarda görüyoruz. Dişlerini beyazlatıyorlar ve birden o bizim için yapılması gereken bir uygulama gibi oluyor ama diş beyazlatma doğru mudur? Dişe herhangi bir zararı var mıdır? Bununla devam edelim. Yani diş beyazlatma böyle belli dönemlerde çok trend olan bir işlem. Evet. Aslında diş beyazlatmada biz ne yapıyoruz? Dişlerin ön yüzeyine, bazen hani arkalara da yapıyoruz bazı hastalarda, bir jel sürüyoruz. Bu jel dişin üzerinde bir açma yapıyor. Kimyasal bir beyazlatma, açma yapıyor. Bunu klinik ortamında yapabiliriz. Eğer klinik ortamındaki işlem bizim için yeterliyse noktalayabiliriz. Bazen klinik ortamındaki işlemi belli aralıklarla 10 günde bir, yani ikinci seansını yapabiliriz. Hı hı. Onu da yaptık. Hala biraz daha açmak istiyoruz ve diş de beyazlatmaya uygun. O zaman evde hastaya hazırladığımız özel plaklarda, klinikte kullandığımız jel gibi ama daha düşük kimyasal içerikli, yani hastaya kullandığında zarar vermeyecek şekilde bir jel içerik verip evinde devam ettirebiliriz. Beyazlatmayla ciddi başarılı sonuçlar alıyoruz. Yani 7-8 tona kadar hastanın diş rengi açılabiliyor. Ama dişi beyazladıktan sonra dikkat etmesi gereken kurallar var. Mesela? Yani hasta sigara içiyorsa, sigara ciddi bir boyayıcıdır. Bu dişlerinin özellikle de beyazlatma yapılan dönemde tekrar daha çok renkleşmesine neden olabilir. Boyayıcı gıdalar, renkli gıdalar ve içecekler, yani meyve suları, işte kola, çeşitli içecekler, salçalı yiyecekler, bu dönemde dikkat etmesi gerekir. Daha renksiz ya da az renkli gıdalarla ya da böyle bir şeyi yemek ya da içmek durumunda kaldı, hemen peşinden dişini fırçalayarak onun etkisini azaltmaya çalışmalı. Hani bu süreci dişi maksimum beyazlamasına yardımcı olacak şekilde geçirmeli. Bu süreç dediğiniz ne kadarlık bir süreç? Biz 15 gün diyoruz. Yani 15 günde artık diş iyice açılmış oluyor. Ondan sonra da dikkat etmesi. Yani 15 günde kesin dikkat etmeli. Sonrasında da o zaten belli bir beyazlamaya geldikten sonra hasta da eğer iyi korursa, iyi fırçalarsa 2 seneye kadar diş rengi, o açtığımız rengi koruyor. Biraz geriliyor ama hasta iyi bakan bir hastaysa ilk baştaki geldiğindeki tona hiçbir zaman dönmüyor. Yani arada bir yere kadar iniyor, koyulaşıyor, rengi eski haline dönüyor ama ilk haline gelmemiş oluyor. Peki bu diş beyazlatmada şimdi bahsettiğiniz noktada içtiği içeceğin rengini mi alıyor diş o 15 günlük süre zarfında? Yani şöyle, biz dişin üzerine sürdüğümüz jelle dişi aslında geçirgen bir hale yapıyor, bir hale getiriyoruz. Yani diş beyazlamaya, açılmaya uygun bir hale geliyor. Aynı zamanda dışarıdan gelen boyayıcı ajana karşı da güçsüz hale geliyor. Yani yüzeyinde ondan renk alabilecek hale geliyor. Yani şöyle, siz renkli gıdalar tükettiniz, dişi hafif sararmasına neden olabilirsiniz. Yani kahveyi çok tükettiniz o dönemde. Dişi beyazlatmazsınız, aksine belki daha çok renkleşmesine neden olabilirsiniz. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şimdi laminada da konuştuk. Uygulamanın dişe verdiği zarar var mıdır, yok mudur diye. Yine bu diş beyazlatmada da sorayım. Burada kullanılan ürünler ya da yapılan uygulama dişe zarar verir mi? Yani diş yüzeyinde
küçük bir oranda aşındırma yapıyor aslında. Pürüzlendirme yapıyor. O yüzden hani renkleşebilir diyorum zaten daha sonrası için. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki hastanın diş etini beyazlatma yaparken tamamen koruyoruz. Diş eti bir zarar görmüyor. Diş belli bir oranda görüyor desem de o geri dönüşümü olan bir zarar. Yani hasta 15 günlük sürede dikkat ederse zarar demeyelim de hassas bir dönem oluyor. Yani hassasiyet hissediyor zaten hasta. Hı hı. Onu atlattığında bir problem olmuyor. Zaten beyazlatma bu nedenle çok sık yapılabilen bir işlem de değil. Yani hasta her ay dişini beyazlatamaz. Beyazlatma işlemini yaptıramaz. En az deriz ki 1 yıl, 2 yıl geçsin. Ondan sonra klinik tipini yapalım. Eğer hala istiyorsa beyazlatmayı bir sene, bazı durumlarda 6 ayda bir ev tipini yapabilir. Hmm. Çünkü ev tipinde kullandığı ajanlar daha düşük dozda içerikler. Ona daha az zarar verecek içerikler. İşte yutsa da, diş etine değse de bir sıkıntı verebilecek içerikler değil. Ama klinik ortamdaki, zaten o yüzden hani klinik ortamında bizim gözetimimizde yapılmalı. Yani burada hastaneyi tercih etmedi, diş hekimini tercih etme nedeni o. Dışarıda bilmediği merdiven altı ürünleri kullanmamalı. Aslında anlatmak istediğim o. Hem içeriği bilinmiyor. Hem kimler tarafından yapıldığı belli değil. Ne kullandığını bilmiyoruz. Yani ola ki bir zarar bile verilse onun geri dönüşümünü biz nasıl yapacağımızı biliyoruz. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki bu diş beyazlatmada bir yaş aralığı var mı? Yine hastanın yetişkin olması gerekir. Dişinde çok çatlak varsa, işte dişi çok yine dolguluysa onlarda yapmamayı tercih ederiz. Çünkü dolgunun rengiyle dişin renginde farklılıklar gözlenmeye başlanır. Hmm. Yani çocuk grubuna tabii ki yapılmasını önermiyoruz. Bir de çok yaşlı grubunda, yani yaşlı demek istemem ama hani belli bir yaş üstü, 50 yaş üstü hastalarda dişlerde dişlerin beyazlama olasılığı azalıyor. Yani diş o kadar cevap vermiyor beyazlamaya. Hmm. O hastalara da diyoruz ki yani deneyelim ama beyazlamayabilir. Hani bilginiz olsun. Genç bireylerdeki gibi aynı etkiyi vermiyor. Yani 20-40 yaş aralığında gayet güzel etki verirken hani bir 50 yaş grubunda biraz daha zor geri dönüş alıyoruz. Şimdi aslında önemli sorulara ve izleyenlerimizin de merak ettiği sorulara cevap vermiş oldunuz. Çünkü bu diş beyazlatmanın zararı var mıdır yok mudur noktasında çok tartışmalar olmuştu. Herhangi bir zararının olmadığını ama uzman denetiminde ve uzman hastanelerde yapılması gerektiğini söylüyorsunuz siz. Ve kafamıza göre diş beyazlatma olmuyor. Yani bir diş beyazlatma yaptıysak bu uzmanın verdiği tarihte, yani bir yıl sonra, iki yıl sonra ya da daha farklı tarihlerde yapılıyor. Evet. Doğru anladık. Evet. Şimdi diş beyazlatmadan dijital ölçüye gelmek istiyorum. Önceden böyle bir şey yoktu değil mi hocam? Evet. Şimdi dijital ölçü diye bir şey girdi hayatımıza dişle alakalı. Onu size sorayım. Bu dijital ölçü nedir? Nasıl yapıyorsunuz? Tabii teknolojinin bu kadar hayatımıza girmesi sağlık sektöründe bizi de etkiliyor. Evet. Laminadan bahsettik. Lamineyi yapmak için bir ölçü alıyoruz ya da protezi yapmak için. Bu nasıl bir şey? Geleneksel olarak nasıl yapıyorduk? Macun, oyun hamuru düşünün. Oyun hamuru gibi bir macunu ölçü kaşığı dediğimiz metal bir hastanın ağzına girecek bir kaşığa yerleştiriyorduk. Belirli bir süre hastanın ağzında bunu tuttuktan sonra çıkarıyorduk ve hastanın dişinin kalıbını elde ediyorduk. Ama bunu yaparken eğer hastaların örme refleksleri varsa çok zorlanıyorduk. Yani çünkü bu ölçülerin bir kokuları var. İşte yani atıyorum nane içerikli, sakız içerikli böyle güzel kokuları, tadları da olsa hasta onu duymaktan hoşlanmıyor. Mide ve belli bulansın. belli bir süre onu ağzında tutuyorsunuz. Gerçekten zorlanıyordu. Onun dışında ölçü alırken kazara yanlış bir şekilde bastırdınız. Yanlış bir şey oldu. Ölçüyü asistanınız doğru karıştıramadı. Dolayısıyla yapılan ölçünüz yanlış çıkabiliyordu. Bundan kaynaklanabilen hatalar olabiliyordu. Ama şimdi ne yapıyoruz? Dijital ölçüler var. Çok basit. Yani bir kalemden birazcık büyük bir kamerayı hastanın ağzına yerleştiriyoruz. Hatta yerleştirmiyoruz. Yani onu hastanın ağzında dişlerinin içinde gezdiriyoruz. Dişinin görüntüsünü bir bilgisayara aktarıyoruz. Ve 2-3 dakika içinde hastanın ölçüsünü almış oluyoruz. Hastalarda örme refleksi yok. Çok hızlı. Kişilerden kaynaklanabilecek bir hata yok. Yani tamamen bilgisayar ortamına aktarmış oluyorsunuz. Ve bu şunu da sağlıyor. Dijital ölçü
Siz teknisyene de bunu dijital olarak göndermiş oluyorsunuz. Yani ölçüyü aldınız, işte kuryeyi bekleyeyim, teknisyene göndereyim. Zaman tasarrufunuz var. Aradaki insanları elimine etmiş oluyorsunuz. Ölçüyü döktünüz, yani ölçünün kalıbını çıkarmak için de beklemeniz gerekiyor. Yani bir sürü orada aslında bu işlemlerin arkasında yapılan bir sürü emek var. Onların çoğunu insan kaynaklı olan kısmını elimine etmiş oluyorsunuz. Ve çok daha hızlı sonuç alıyoruz. Evet. Teknisyene direkt iletiyoruz. Bilgisayarda o tasarlıyor. Tasarıma müdahale edebiliyoruz. İşte bu dişi şu kadar uzat, şunu şöyle yap. Biz de yapabiliyoruz. Hem bizi de işin içine daha hızlı katıyor. Teknisyenle iletişimimizi de artırıyor. Bazen mesela şöyle şeyler de yapıyorum. Böyle bir şey tasarladım işte sizin için. Bu diş boyutlarını nasıl beğendiniz mi diyebiliyorum yani hastaya. Hastanın fikrini de tabii alabiliyorsunuz. Tabii ki hasta da onu görüyor. Hemen telefonumuzdan bile o görüntüyü elde ediyoruz. Yani bize mail yoluyla atabiliyorlar. Hayatımızı çok kolaylaştırdı ve çok hızlandırdı. O yüzden çok severek uyguluyoruz. İşte hastalar da bayağı mutlu bu konuda. Teknolojinin veli nimetlerinden bir tanesi. Sağlık sektöründe aslında teknolojinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk bu dijital ölçü uygulamasında. Buruk sizime gelmek istiyorum. Nedir bu? Diş sıkma. Aslında hemen hemen herkesin mutlaka karşılaştığı ve kendisinde de olabilen bir maalesef ki hastalık diyeyim ben buna. Benim de birkaç arkadaşım da vardı böyle özellikle gece uyurken olan bir durum sanırım. Tabii ben uzmanına bırakacağım. Nedir hocam bu diş sıkma, neden olur? Diş sıkma şöyle söyleyeyim, genelde stres odaklı diyoruz. Hastaların çene ekleminin aşırı kullanımına bağlı. Yani aşırı kullanımına da demeyeyim ama aslında şöyle bir şey. Biz çenemizi yani çene kaslarımızı ve çene eklemimizi sürekli kullanıyoruz. Yani bir kol gibi ya da bir bacak gibi değil yani işte kırıldı biraz bekleyin 40 gün bekleyin diyorken bir ayak kırığında çenede öyle bir şansımız yok yani sürekli kullanım halinde aktif çalışan bir kas sürekli konuşuyoruz yemek yiyoruz işte su içiyoruz dolayısıyla kasın kendi bir hacmi var ve bunu bazen fazla da kullandığımız oluyor bu durumda ne oluyor hasta özellikle geceleri sıkma yapmaya başlıyor dişlerine gıcırtı eğer uyku partneri varsa diyor ki bir gıcırtı geliyor ses geliyor diyebilir hasta bunun sesiyle uyanıyor olabilir bu durumlarda hastanın genelde ilk başlangıç seviyesinde yani basit diş sıkma durumlarında sabah uyandığımda çenemde, başımda, omzumda ağrı var şikayeti olur. Yani der ki şuralarımda bir ağrı var, boynumda, bazen bu kulak üstünü, kulak arkasını gösterir, ensesini gösterir ya da hiç onu anlayamaz. Bu ara çok sırtım ağrıyor demeye başlar. Aslında bunların bir kısmı diş sıkma kaynaklıdır. Ne yapıyoruz? Çok basit bir işlem. Hastanın ölçüsünü alıyoruz. Hastaya bir gece plağı yapıyoruz. Gece plağıyla kasını biraz rahatlatmaya çalışıyoruz. Esnetmeye çalışıyoruz. Ve hastanın bu şekilde rahat etmesini sağlıyoruz. Ama bazı durumlarda gece plağıyla birlikte diyoruz ki yani kasın artık o kadar çok güçlenmiş ve büyük irileşmiş ki zaten o hastalarda tipik kare yüz görüntüsü başlar. Çenelerinin bu bölgelerinde bir genişleme görürsünüz bazı kişilerde. Sıktığınızda zaten o hastayı muayene ettiğimizde bu kasının gerçekten hani kol kası yapanları sertleşir ya aynen öyle sertleştiğini görürsünüz. Diyoruz ki kasınıza botoks enjeksiyonu yapacağız. İşte botoksla o zaman kaslarınızı rahatlatacağız. Hem botoks uygulaması hem gece plağı ile kombine tedavi yapabiliyoruz. Bazı durumlarda eğer bu diş sıkmaya bağlı artık kasın etkilenmiş ama artık eklem de etkilendiği durumlar da olabiliyor. Yani hastanın eklemi de bu konudan etkileniyor. Yani eklemin içindeki kıkırdak dokusu da zarar görmüş olabiliyor. Çıtırtı gibi sesler duymaya başlıyor. O gibi durumlarda da işte ekleme içi enjeksiyonlar, yıkamalar yapabiliyoruz. Yani başlangıçta çok basit bir baş ağrısıymış gibi ya da basit bir buralarda bir şişkinlik mi olmaya başlıyor, yüzüm mü kareleşiyordan bir eklem ağrısına ne bir gidebiliyor ve ciddi anlamda hastalık
hastaların hayat konforunu azaltan ağrılar, rahatsızlıklar. Evet. Peki bu hastada diş anlamında, ağız anlamında ne gibi sorunları beraberine getiriyor bu diş sıkma? Yani diş sıkma hastaların dişlerini kırılmalara neden olabilir, aşınmalara neden olabilir. Yani ciddi anlamda böyle ufalmış, kısalmış hastalar görüyorum. Yani o kadar çok dişini sıkmış, gıcırdatmış ki artık dişi kalmamış, dümdüz olmuş dişinin üst yüzeyi. Dişlerde çatlaklara neden olabilir. Bunlar da hastaya nasıl geri dönüş yapar? Çatlak olan diş geçirgendir. Yani dişin sinirine kadar bir dişin üst yüzeyinde bir çatlak var demektir. Bu da soğuk sıcak yediğinde hassasiyet şikayetini artırabilir. Ve yani onun dışında da dediğim gibi yüzünde bir değişiklik olabiliyor bazı hastalar. Yani yüz kısmı çok genişleyebiliyor. Kaslar çok genişleyebiliyor. Burada. Peki bu bahsettiğiniz uygulamalar bunun için diş sıkma için kesin çözüm olur mu? Şöyle diş sıkmayı tamamen çözebiliriz dediğimiz bir tedavisi yok. Ama diş sıkmayı yavaşlatabiliriz. Hastanın hayat konforunu belli bir yere getirebiliriz. Yani başlangıç seviyesindeyse aslında çok daha rahat çözüyoruz ilerlemeden ama ileri durumlarda zorlandığımız durumlarda olabiliyor. Ama çoğu hastanın diş sıkma kaynaklı ağrılarını çözüyoruz. Ve bunun stres... Ama diş sıkmasını engelleyemiyoruz. Ağrılarını çözmüş oluyoruz. Diş sıkmaya devam ediyor hasta. Ediyor ama bunu yavaşlatabiliyoruz. Bu uygulamalarla. Ama hani hastanın çünkü şu hala şeyi çözebilmiş değiliz. Neden sıkıyor? Yani hasta niye gece dişini sıkıyor onu bilmiyoruz. Diyoruz ki stres kaynaklı olabilir. Daha sakin bir hayat yaşamaya çalışın. Kendinizi rahatlatmaya çalışın. İşte çok kafeinli içeceklerden uzak durun. Daha sağlıklı yani. Aslında genel bütün hastalıklarda dediğimiz şeyleri diyoruz. Yani kendinize iyi bakın. Biraz daha sakin, yavaş bir hayat sürmeye çalışın. Hani onunla birlikte vücudunuz da rahatlasın. Acaba şeyin de etkisi var mıdır hocam, aklıma geldi, rüyaların? Olabilir. Yani diş sıkmaya bağlı kendini gösterebilir. Mesela hastalarda şu da oluyor. Gece sıktığını biliyor. Hani gece plak kullanıyor. Onun tabii farkına vardıktan sonra gündüz de kendini takip ediyor. Hissediyorum böyle bir şeye sinirlenmişim. Buralarımı sıktığımı görüyorum. Gündüz de takmaya başladım artık plağımı diyor. Ve daha da o zaman daha da rahatlıyorlar. Yani daha da çözümünü sağlamış oluyoruz. O yüzden stresten, sıkıntıdan uzak duralım. Şimdi implanta geleceğim. İmplantın avantajları nelerdir diye size sorayım. Yine implant bizim teknoloji anlamında bizim hayatımızı kolaylaştıran başka bir tedavi çeşidi. İmplant aslında dişin kökünü taklit eden mini vidalar, öyle söyleyeyim. Çene kemiğine biz hastanın kökünü taklit eden bir vida yerleştiriyoruz. Bu titanyum içerikli bir vida. Biyo uyumlu, yani hastaya zarar veren bir materyal değil. Hastanın çene kemiğine kaynayan bir malzeme. Biz implantla neyi sağlamış oluyoruz? Diş eksikliğini. Yani sadece bir diş eksikliğini bir implantla aslında daha eski yıllarda hasta bir dişini kaybettiğinde köprü yapıyorken, önündeki ve arkasındaki dişi kesiyorken, şimdi sadece oraya eksik dişe bir implant yapıp o bölgeyi diş eksikliğini tamamlamış oluyoruz. Yani yine bu da aslında teknolojinin sağladığı kolaylıklardan. Evet ve yani sağlam bir dişe de zarar vermemiş oluyoruz. Yani hasta o dişine de kaplama yapılmadan kullanmaya devam etmiş oluyor. Tam onu soracaktım, zararı var mıdır diye implantın. İmplantın bir zararı yok. Aksine diğer dişleri aslında protetik anlamda koruyor. Yani fazladan köprü amaçlı yapılan diş kesimlerini de engellemiş oluyor. Dediğim gibi titanyum içerikli, tamamen biyo uyumlu. Zaten implant firmaları ciddi Ar-Ge'leri olan, hani bu konuda ciddi araştırma yapan firmalar. Hastalara bir zarar veren ya da işte bazen hani hastalar şey diyor, kanser yapıyor mu? Öyle bir şey yok yani, alerji yapmıyor. Bir yan etkisi yok yani bu yok. Evet, uygulamanın. Evet. Kemiğinize tamamen kaynıyor, kemikle bütünleşiyor ve kemik içinde tıpkı bir diş köküymüş gibi davranıyor. Peki yaş ilerledikçe onun zarar görme gibi bir durumu olur mu? Yoksa herhangi bir şeyi olmaz Şöyle, mı? Şöyle mesela hastada dişinde kemik erimesi var ve kemik erimesinden dolayı dişlerini kaybetti. Sallandı dişleri ve düştü.
Bu ne demek? Hastada kemik erimesine aslında yatkınlık var. Siz oraya implantı yaptınız. İmplantını da kemik erimesine bağlı kaybedebilir. Ama kaybetmemesi için ne yapacak? İyi bakacak. Yani diyoruz ki iyi fırçala, güzel temizliğini yap ve bize yılda bir kontrole gel. Bazı hastalara da diyoruz ki hani sen daha risklisin, kemiğin daha şüpheli ama hani implantla yaşayabilirsin, uzun yıllarda kullanabilirsin ama 6 ayda bir gel. O zaman ne yapıyoruz? Implant kemiğin içinde çevresine kemik eriyor bile olsa, azalıyor bile olsa, başlangıçtaysa biz bunları telafi edebiliyoruz. Hmm. Yani onu uzun süre kullanılabilir hale getiriyoruz. Burada şöyle bir yanılgı var. Yani hasta zannediyorduk ki implantı yaptım, artık hiçbir şey olmayacak. O hep ağzımda. Yani öyle bir şey yok. Yani iyi bakmadığınız sürece her şeyde olduğu gibi dişlerinizde de implantlarınızda kayıplar yaşayabilirsiniz. Evet, yani bir uygulamayı yaptım bitti diye bir şey yok. Yani bu dinamik bir ortam ve dinamik bir süreç. Sürekli sizin de ona yardımcı oluyor olmanız lazım. Evet, özellikle dişte sonrası çok önemli çünkü. Şimdi bu dişle alakalı tanımlamalardan biraz sorunlara gelmek istiyorum. Yine herkesin baş belası diyeyim artık ben, bu diş taşı. Hocam diş taşı neden oluşur? bende de olduğu için. Şimdi, o yüzden sormak diş istiyorum. Diş taşı aslında şundan oluşur. Bizler yemek yedikten sonra dişlerimizin yüzeyinde küçük yemek artıkları kalır, minik partiküller kalır. Ve biz bunları eğer çok iyi temizleyemiyorsak, bu daha çok diş çapraşıklı olan hastalarda daha çok olur. Yani bir arada sürekli birikiyor der hasta. Temizleyemiyorsak oradaki yemek artıkları ağzımızdaki tükürüğün içindeki mineralle birleşir ve taşlaşır. Bu genelde şöyle olur, dil altında, bu ön arka dişlerde çok olur. Çünkü aslında dilin altında bir tükürük bezi çıkışı vardır. En çok orası ıslanır. Oradan tükürük alır. Hemen şu ön dişlerin arkasına diş taşları birikmeye başlar. Hasta der ki buralar çok doluyor. Aslında orası tükürüğe daha çok yakın, daha çok ıslanıyor. Siz de çok iyi temizleyemiyorsunuz. İkisi birleşiyor. Diş taşı birikince peki ne oluyor? O bölgedeki diş etini itmeye başlıyor. O bölgede hafif bölgesel bir iltihap oluşturmaya başlıyor. Etleri çekiyor değil mi hocam yukarı doğru? Diş eti çekilmesi dediğimiz olay başlıyor. Eğer bunu diş eti çekilmesi seviyesine müdahale etmezsek kemiğinde eritmeye başlıyor. İşte bu sallantı, dişteki sallantılar başlıyor. Ne yapıyoruz? Diş taşını o bölgeden uzaklaştırıyoruz. Hemen boşluklar oluşuyor. Hasta diyor ki dilim ben buraya... Ben de size söyledim içeride. Hasta de diyor ki dilim buraya giriyor. Evet. Boşluk oldu. Yaptınız işte buradaki dişimi kırdınız diyor bazen. O diş taşını diş zannedebiliyor. Aslında öyle değil. Orada olmaması gereken bir taşlaşma var. Biz onu almış oluyoruz. Hemen oraya birkaç gün içinde, bir hafta içinde diş eti yerleşiyor. Ve yine o dişi tekrar dantel gibi sarıyor. Yani... Düzenli işte takip, düzenli bakımla aslında bu kadar taşlaşma olmadan çok daha hızlı ve rahat müdahale edebiliyoruz. Yani o yüzden diyoruz ki yılda bir gelin, ağız bakımınızı, diş taşı temizliğinizi yapalım. Ne kadar sıklıkla yapılmalı diyecektim ben de. Yılda bir yeterlidir ama gerçekten bazı hastalarda bu birikim hızı daha fazla olabiliyor. Onları belki daha sık takip edebiliriz ya da diş eti hastalığı olan hastalarda tabii ki bu sıklık daha farklı olabiliyor. Peki hocam diş taşımız var ama gitmedik, kontrole de gitmedik, temizletmedik de. Bunun dişe verdiği zararlar neler? Dediğim gibi diş etinde çekilme aslında yapıyor. Diş etinde önce hafif bir iltihap yapıyor, enflamasyon yapıyor. Sonra oradaki diş etini ittirmeye başlıyor. Yani o iltihap diş etinin çekilmesine neden oluyor. Daha da ilerlerse kemikte bu sefer erimeye neden oluyor. Ve tabii bu kemikte erimeye geçtiğinde aslında size sinyal veriyor. Ağız kokusu başlıyor. Ağız kokusuyla da bazen gelen hastalar olabiliyor. Hani ağzım çok artık kokmaya başladı. Diş taşı kaynaklı olabilir. Çürümeyi beraberinde getiriyor mu? Çürüme daha farklı bir mekanizma. Hani çürümeyi şöyle getirebilir. Diş eti çekildi. Biraz dişin kök kısmı açılmaya başladı. Dişin kök kısmı daha hassas bir bölgedir. Yani dişin o göründüğünden mine kısmına göre. O bölgede plak birikimi, yani temizlemeniz azaldıysa o bölgelerde çürümeyi de hızlandırır tabii ki. Ama hani direkt çürüme yapıyor diyemem. Dolaylı yoldan etki edecektir. Yani diş taşları temizlenmezse dişte çekilme diş etlerinde çekilme. Evet, dişlerde sallantı, ağız kokusu, kök çürükleri olabilir. Sallantıyı da beraberinde tabii getiriyor. Yani diş etiniz çekildikçe
diş kemiğiniz de erimeye başlıyor. Bu da dişin tutunan dokusunu azalttığı için dişte hafif hafif sallantıya neden oluyor. O yüzden diş taşı deyip geçmeyin lütfen. Diş kaybına kadar neden olabilir. Gidiyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Şimdi bu programın başından aslında sonuna kadar konuştuğumuz ve hep sizin de vurguladığınız diş temizliği. Yani ne kadar bir uygulama yaparsanız yapın, eğer devamında diş temizliği yerinde ve doğru yapılmıyorsa o uygulamanın da pek bir manası kalmıyor. O yüzden ben şimdi size sorayım. Ağız hijyeni nasıl olmalı? Doğru diş temizliği için neler yapmalıyız? Yani ağız bizim vücudumuzun ilk görünen kısmı. Yüzümüzün en çok hareketli kısmı. Evet. Yani vitrinimiz gibi. Dolayısıyla güzel kokmalı. Yani kötü kokmamalı. Güzel görünmeli. Bence her şeyden önemlisi. Ve sağlığımız için de etkili. Dişlerimiz genel sağlığımızı ciddi anlamda etkiliyor. Ve bunun en kolay yolu, bunu önlemenin en iyi yolu iyi bir ağız hijyeni, iyi bir temizlik. Bu temizlikten kastım aslında iyi bir diş fırçalaması. Orta sertlikte ya da yumuşak, yani orta sertlikte deyince sert algılanmasın, orta yumuşak veya yumuşak basit bir diş fırçası bunun için yeterli. Hı hı. Her dişinizin yüzeyinden, her bölümünden, yani sadece görünen kısmı değil, ön kısmı, üst kısmı ve içerideki kısmını iyice temizlediğinize emin olana kadar bütün dişlerinizi fırçalayın. Yani bu illaki 3 dakika fırçalayacaksınız demek değil. Herkes hani kendi dişlerinin ne kadar temiz olduğunu emin olacaksa, zaten belli bir rutinden sonra yaklaşık 2 dakikada ağız temizliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. Temizlemeli. Burada diş macunlarını hani şu güzel bu güzel demeye gerek yok. Hepsi gayet yeterli derecede ağız hijyenini sağlıyor. Hangisinin tadı hoşunuza gidiyorsa, neyiyle kullanmaktan zevk alıyorsanız, yani sizi ne motive ediyorsa onu kullanın. Ama düzenli yapın. Herkes çalışıyor, yani çoğunlukla ev dışında oluyor. Evet. Gün içinde fırçalayamayabiliyor. O zaman sabah ve kesinlikle yatmadan önce kesin dişlerinizi fırçalayın. Yani o gün içindeki bütün yemek artıklarını, bütün içecek artıklarını bir arındırın. Yani gece uyumadan önce yatağa girdiğinizde dişleriniz temiz olsun. Bütün geceyi temiz geçirsin. Hmm. Hani ona dikkat edin. Diş ipi kullanımını öneririm. Yani dişlerin ön yüzeyini yaptık, içini yaptık, üstünü, ama aralarında da aslında diş kalıntılar var. Olabiliyor. Evet. Diş ipi kullanımı. Diş ipini de yine günde bir kere gece yatmadan yapabilirsiniz. Dişlerinizi fırçaladınız, temiz olduğuna eminsiniz. 10-15 santim yeterli. Bir diş ipini aldınız iki parmağınızla. Bütün dişlerinizin arasından dişlerinizin yüzeyine değdiğini hissedeceksiniz. Yani araya girip böyle çıkarmak değil de girdi, dişin yüzeyinden çektiniz, bitti. Bu dişin, şimdi bu aynı araya tekrar girip bu dişin yüzeyini sildiniz. Böyle böyle dişlerin aralarını silerek diş ipiyle birlikte temizleyebilirsiniz. Gargara konusuna girmek isterseniz gargara da yapabilirsiniz. Yani bu sizi motive ediyorsa, nefesinizin daha ferah olduğunu hissediyorsanız gargara da yapın. Hı. O da fayda sağlar, ama sürekli gargara yapmayın. Bu gargara soru söyleyince siz aklıma geldi. Marka ismi vermeden söyleyeyim. Bazı böyle sular var. Hı hı. Onları alıyorsunuz, gargara yapıyorsunuz. Onların zararı var mıdır hocam? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki kimyasal içerikler. Bazıları alkol içerikli. Özellikle alkol içerikli olanlar hani uzun dönem kullanımda ağız dokusunda tat almada, işte mukozada yani değişiklikler yapabilir. Yani o zaman diyorum ki sürekli kullanmayın, ama ayda bir hafta kullanabilirsiniz. Hı. Ya da haftada 1-2 gün gargara yapın. Ya da dışarıya çıkıyorsunuz, daha güzel nefesi koksun istiyorsunuz, tabii ki kullanın. Yani sürekli bir şey yapmak çok doğru değil gargaralar bazında. Kullanabilirsiniz gayet. Yani sürekli olmadan önemli olan iyi fırçalamak. Aslında iyi fırçaladıktan sonra nefesiniz de güzel kokar. Çok gargaraya ihtiyaç da duymazsınız. Peki fırçalama noktasında doğru fırçalama, böyle hep ilkokuldan beri öğretirler ama kimse bilmez doğru fırçalamayı. Şöyle midir yoksa böyle midir hocam? Aslında ikisi de değil. Ben hiç bilmiyormuşum. Çünkü böyle yaptığınız zaman aslında kökleriniz, yani dişin tam o diş eti sınırını böyle çok hırpalıyorsunuz. Diş eti çekilmesine neden olabilirsiniz. Bu yukarıdan böyle böyle temizlemek de o tam dişle diş eti arasını almayabilir. 45 derecelik açı denir işte. Hafif yatağa yatırıp yuvarlak hareketlerle aşağıya, yani fırçayı yerleştirdiniz, indiriyorsunuz. Hepsi, yani dediklerinizin aslında hepsini yapıyorsunuz. Hepsini tek fırçalama. Veya şu da olabilir. Şimdi elektronik fırçalar da var, döner başlıklı.
mesela onları da uygulayabilirsiniz. Onlarda şuna dikkat etmek gerekir. O zaten belirli bir basınçta ve hızda çalışır. Belli bir kuvvetin üstünde de bazı modelleri durur veya size sinyal verir, işte ses çıkarır, görüntü hani ışığı değişir vesaire. Onları normal manuel fırça gibi kullanmayın. Yani onu dişin üstüne tutun, bekleyin. O zaten temizliyor. Ön yüzüne tutun, temizleyin. Sonra arka yüzünü tek tek bütün dişleri atlata atlata geçirin. Hani otomatik fırçalar daha farklı kullanım açısından manuele göre. Yani otomatiği manuel gibi kullanırsanız daha çok zarar verirsiniz. Hani böyle sorular oluyor çünkü bazen hastalarda. Onun zararı var mı hocam o diş fırçalarının? Eğer manuel gibi kullanırsanız diş etini harap edersiniz ama dediğim gibi yani onun kendi kullanma şekliyle kullanırsanız çok daha efektif fırçalarsınız. Aslında çok daha etkili ve güzel temizlik yaparsınız. Evet, o yüzden bilinçli fırçalamak gerek. Evet. Yani ben aslında biliyordum dermişim. Yanlış biliyormuşum. Yani genelde mesela ön dişleri fırçalayıp arkayı atlama gibi bazı böyle küçük hatalarımız olabiliyor. Hani onları yapmamak lazım. Hani fırçaladım bembeyaz, arkalarda plak kalmasın. Onları da temizleyin. Dikkat edin. Nasıl olsa görünmüyor deyip fırçalamamazlık etmeyin ve alt tarafları da fırçalamak lazım. İç tarafını da yani onları da atlamayız. Üst yüzeyini de görünen her yerini, dişi gördüğünüz her kısmını, dilinizin değen her yerini temizleyeceksiniz. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Dişe dair merak edilen ne varsa konuştuk. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim ben de. Bizon Sağlık'ta bu hafta dişe dair tüm merak edilenleri Cansın hocamızla konuştuk. Kimdi Cansın hocamız? Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden diş hekimi, doktor ve öğretim üyesi Cansın Çelebi ile birlikteydik. Bizon Sağlık'ı burada noktalıyoruz. Haftaya yeni bir başlıkla karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.